altılı masada durum ne? Yani hep saldırılan e, ve fakat bu İmamoğlu kararı sonrası daha da hani saldırıların yoğunlaştı. Hatta çöktü denilen altılı masada durum şu. Ahmet Davutoğlu'nun e, Gelecek Partisi Genel Başkanı'nın bu konudaki tweetine bakıyoruz. Kıymetli genel başkanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14'te genel merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik. İnançlıyız, kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz. Yani altılı masa 5 Ocak'ta tekrar bir araya geliyor, toplanıyorlar, uçuruyor. Peki şimdi bir araya geliyorlar ve e, bu ne demektir aynı zamanda? Bütün işte bu yandaş basında, yandaş basının yazarları e, hani sürekli işte altılı masa çöktü, altılı masa çöktü. İmam olduğuyla Kılıçdaroğlu arasında büyük sorun var. Meral Akşener az önce kendisi de söylüyoruz, sen sen neymişsin Meral Akşener? Meral Akşener e, işte bu aslında İmamoğlu kararının arkasındaki isim vesaire gibi böyle bir sürü komplo e, yazıyorlar ya. Bunların hiçbirisi e, doğru değil. Bunu görüyoruz. Doğru olan şu. Çok basit bir şekilde siyaset devam ediyor. Cumhurbaşkanı kendi görevinde evet konuşuyor, 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 konuşuyor ama işler yürüyor bir şekilde. Doğru, da yanlış ayrı bir şey ama işler yürüyor. Yani asgari ücret mesela bugün açıklanacak ve diğer taraftan muhalefette de işler yürüyor. Ve öyle zannedildiği gibi kavga gürültüyle işte sürekli birbirleriyle tartışarak falan değil. Gayet normal bir şekilde yürüyor ve işte bu tweet bunu gösteriyor. Yani Yeni Şafak, işte Akiti, Makiti, Vakiti, Zakiti neyse bunlar neler yazarsa yazsınlar. Bu şeyler hani it ürür kervan yürür denir ya. Şimdi bunlar neler yazarsa yazsınlar bir şekilde altılı masa çalışmalarını devam ettiriyor. Bu tweetten anlaşılması gereken en önemli nokta bu. Peki